Tar taraf veriyoruz. Evet. Kimse hakkımıza geçmesin, bizim geçsin efendim. Tamam öyle değil, şey var mı hadi? Çok hoşlanmıyorum, çok iyi. Biraz saçmalama. Tabiat parkına girdik. Burada mangal yapmalık alanlar var. Bir sürü çardak var. Evet, bakalım şimdi manzaranın olduğu yere doğru gidiyoruz. Hadi hadi. Ben yakamam gerekiyor. Cam teraza girecektik. Sinir olduk, vazgeçtik. Çünkü buradan da para alıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Zaten biz buraya girişte ücret veriyoruz. Bir de bunun için ücret vermemiz evet. Saçma. Şuradan bir tık daha şuraya, gerisi yani geldi. Şu iki adım ileriye gitmek için de para istiyorlar. Ben anlamadım. Neyse. Neyse. Evet, geldik mükemmel bir manzaraya yalnız. Serpil. Bu ne Serpil? Bu dediğim su buydu işte. Muhteşem bir kanyon. Gerçi ama bak burası koyun, bak renge bak. Muhteşem bir kanyon gerçekten. Biraz videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada inanılmaz bir manzara var. Hafif hava, sisli puslu gibi bir hava var. O yüzden videoda tam güzel çıkmıyor olabilir. Tehlikeli hareketler. Yapmayınız. Demir çitleri atlayıp uçurumun kenarına kadar geldiler. Aşağısı çok yüksek. Güvenlik falan da yok. Bu gördüğümüz bölge 2019 yılında sular altında kalmış. Aslında burada daha az bir su geçiyormuş buradan. Baraj olduktan sonra gördüğünüz gibi büyük bir nehre dönüşmüş. Bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Batman'da da Hasankeyf mesela, orası da sular altında kaldı. Burada derin bir vadi var. Büyük bir kanyon. Kar mı o? Kar yağmış. Kar. Kar. Az önce sallamıştık ama biz de çitleri açtık. Yapmayın dedikten sonra geldiğimiz nokta. Siz yapmayın ama. Evet. Çekmeyeyim ben. Oraya kadar mı gidebiliriz? Tamamlar gel. Büryan yemeğe şehir merkezine geldik. Son durak. Güney Ekspres'in son durağı. Neyimiz lan? Evet, büryan yemeğe geldik arkadaşlar. Mekanımızı bulduk. Burada her yer iyi olduğunu söylüyorlar. Büryan.
şehri olduğu için. Bakalım. Ben içemedim. Ablam burada. Kamuz alacak. Teşekkürler. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Büryan yemeğe Siirt'e geldik. Büryanlar hazırlanıyor. Ustam nasıl pişiyor? Bu etler. Bir de gördüğünüz gibi kuyuda pişiyor. Kuyuda pişen etler. Ateşin buharıyla pişer. Evet. Siirt'in yani kendine öz bir yemeği var. Peki Siirt mi Bitlis mi? Siirt. Siirt. Direkt hiç düşünmedim. Şey bizde, düşünmedim. Paten bizde yani. Hiç düşünmeden cevap verdim. Paten bizde olmasa derzeyi orada, de ortak adım. Evet şimdi... Bitlisler bunu diyemez mi bizde? Evet. Bitlisler göz kare tartmadan müşterisine böyle bizi tartarak veriyoruz. Evet. Kimse hakkımıza geçmezsin, bizim geçsin millete. Evet. Büryan'ı bekliyoruz. Batman'la karşılaştıracağız bakalım. Batman'la Siirt mi? Büryan'ımız geldi. Ha, dürüm ya. Üstüne koyup yiyeceğim. Hadi ye bak. Tat hadi. Tamam öyle değil. Şey var mı hadi. Çok ya saçmalama. Ya ekmek kafa ya. Ya. Ekmek ver buna bütün gün yesin. Siirt güneşi de yüzüne vuruyor. Nasıl? İyi mi? Ve yumuşacık. Tat nasıl? Sadece ekmeği de çok güzel de işte kekikli ekmek olsa daha da güzel olur. Şöyle bir kamyoncu Serpil bir yana dürüm yaptı bile yiyor. Hem de içinde Soğan da koymuş. Tam bir kamyon. Bunun abi. Biz Siirtliler bunu böyle yeriz. Kapkalın ekmeği dürüm nasıl yaptın? Başta gördüğümüz ekmeği çekmişti. Onun hepsini yedim. Ekmek kalasın gerçekten. Doydum. Nasıl buldun? Çok doydum. Lezzeti nasıl buldun? Çok doydum. Lezzeti bence dedim ya. Lezzeti geçit büryanda yediğimiz gibi. Bu da bence. Batman'da yani. Yumuşak. Ama sanki bu birazcık daha yağlı. Çok yağlı evet. Ama yağı da güzel ki. Yağı da yenir. Ben çok doydum. Demek ki gerçekten bir porsiyon bana yetiyormuş. Hatta artıyormuş. Sadece işte yanında böyle bir salata bir şey. Çünkü bu çok ağır geliyor. Çok fazla bir meze gelmedi. Sadece soğan, biber ve domates geldi. İnsan böyle ferahlatıcı bir şey yemek istiyor. Mesela roka falan salata olursa daha iyi gider. Öğleden tıkandım. Ben hiç de ağır gelmedi. Limon yemekten artık limonu bitirdim. Bana çok ağır geldi. Sonuç olarak Batman mı Siirt? Böyle bir yorumda bulundum. Dönüp dolaşıp gideceğimiz yer Batman. Her şey yerinde güzel tabii ki ama Batman'da da güzeldi. Evet, büryanımızı yedik. Şimdi oradan çıktık. Delikli Taş'a gidiyoruz. O da meşhur bir yermiş. Şimdi ona gidiyoruz. Hızlı bir şekilde Emre Bey bana kızdı. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. O erken evden çıkmadığı için çayımı koştur, bile koştur. İstirmedi. Normalde büryanın üstüne kesinlikle çay içilir ve eleştiri video yemekle ilgili eleştirilerimi o şekilde yapardım ama bugün fark ettiyseniz onu yapamadım. Çünkü evden bir miktar geç çıktık. Geç dediğim de bir. Yani. Şehir değiştireceğiz ya. Geldik. Evet, şimdi ne olacak?
dar bir yol var. Karşı taraftan araba gelince biraz. Ünlü Bey, tedirgin oldunuz mu? Biz de yollardan geçtik. İşte şuraya geldik. Dağ, taş. Burası. Buraya çit koymuşlar. Daha önce burada demir parmaklar yoktu. Buradan düşüp ölenler olmuş. İntihar edenler olmuş. Önce. Gel şuradan daha ne kalın. Kili yasaktır diyor ama. Emre'nin yaptığı. Allah'tan tehlikeli ve yasaktır. Buyur sen devam et. Evet, gezimize ben devam ediyorum. Tehlikeli işler peşindeyiz. Buraya gidelim. Yani yine videoda çok belli olmuyor ama inanılmaz yükseklik var. Ben çitlerim bu tarafından. Emre dağ keçisi gibi zıplaya zıplaya zapt edemiyorum. Ama gerçekten muhteşem bir görüntü var. Şu an tam net çıkmıyor ama şöyle. Tam gün batımı manzarası, çayınız. Gelip sandalyenizle oturmalık bir yer gerçekten. Delikli taşa gelmenizi tavsiye ederim. Hayır, çocuklar giremez. Tehlikeli. Yani fotoğraf çekilmekten video çekmeyi unuttuk. O kadar güzel manzara var ki. Videoda çıktığından 10 kat daha güzel bir manzara var. Yani emin olabilirsiniz. Şu kayalar, yükseklik, güneş, gün batımı. Şimdi yani zaten herkes fotoğraf çekilme derdinde burada. Şu tarafı da çekelim biraz. Her yer çatıda, her yer, her şey değişiyor. Ümit emzik durumu. Oh mis. Çok iyiymiş hemizden. Valla. Çok iyi. Manzaramıza bakar mısınız çabuk? Mekan gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Yerine zaten kalabalık. Çünkü tek kafe var. Bu saatlerdi yani dün öyle. Hani gün batmadan hemen çıkalım falan oldu böyle. Allah, kaçak demeyi unuttum. Kaçak geldi. Şeker atmadın mı? Ya. Siirt gezimizin sonuna geldik. Bir gün içerisinde nerelere gidilir, ne yenir size göstermeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz gün sonu. Siirt'i size elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz, abone olup. Abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için önemli. Elimizden geldiğince gittiğimiz yerleri size de göstermeye çalışıyoruz. Destek verirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki durakta görüşürüz. Yanında beraber.